Merhaba arkadaşlar, ben dershaneprodo.com'dan Ecem hocanız. Evet, çıkmış soru çözüm videolarında kaldığınız yerden devam ediyoruz. İlk iki konumuzu hallettik. Şimdi geldik üçüncü konumuz olan bilimsel gösterime. Burada da göreceksiniz böyle bayağı bir kolay bir satırlık, böyle hemen saniyelerde çözebileceğiniz sorular var. O yüzden korkmayın, merak etmeyin. Hepsini çözüp halledeceğiz. Evet, ilk sorumuza başlayalım. Tabii ilk bu, şimdi 2019'a yaklaştığımız için birazcık böyle uzun uzun hikayeler giriyor işine, değil mi? Bakalım bu bize ne diyormuş? İlk başta ondalık gösterimin ne olduğunu söylemiş. Bir ondalık gösterimin basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösteriminin çözümlenmesi denir. Tamam. Uçakta seyahat eden bir yolcu. Kütlesi 8 kilogramdan az. Burası dikkat. 8 kilogramdan az olan vezini kabine alabilmektedir. Arca'nın vezinin kütlesi 9,8 kilogramdır. 9,08 8,08 kilogramdır. Tabii ne yapıyoruz? Yanlış okumuyoruz. Doğru anlıyoruz. Evet. Bu valizdeki bazı eşyaların kütlelerinin çözümlenmiş şekli aşağıdaki tabloda verilmiştir. Arca'nın vezinden bu 4 eşyadan hangisini çıkarırsa valizini kabine alabilir diyor. Değil mi? Şimdi valizini kabine alabilmesi için kütlesinin kaç olması gerekiyor? 8 kilogramdan az, değil mi? Ama Ayca'nın 9,08 kilogrammış. Ne yapacağız? 8 kilogramdan az olması için bu kadardan 8 çıkartacağız ki ne kadarlık bir kütleli eşyasını çıkarması gerektiğini bulacağız. 1,08. 1,08 veya 1,08'den daha büyük kütleli bir eşyasını çıkartırsa kabine alabilir. Değil mi? Bunu anladık. Şimdi şunu bakacağız. Bakın bundan, buna eşit veya bundan daha büyük hangisi? Hangi eşyası varmış? 9 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bu nasıldı? 9 bölü 10 artı 8 bölü 100'dür. 10 üzeri eksi 2'ymiş. Demek ki virgüllü bir şey. Bunu yazarsak 9 bölü 10 0,9 artı 8 bölü 100 de 0,08. 100 olduğu için 2 basamak kayıyordu, değil mi? 1, 2. Bunu toplarsak 0,98 yapar. Bu bundan büyük mü? Değil. Demek ki ayakkabı çıkarması da olurmuş. Kitabına bakalım şuradan. 1 çarpı 10 üzeri 0. Demek ki 1 çarpı 1'den burası 1 artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bu da ne yapar? 0,1 yapar, değil mi? Bunu toplarsak 1,1. 1,1. 1,08'den daha büyük, değil mi? Demek ki kitabını çıkarsa olurmuş, değil mi? İsterseniz diğerlerine de bakabiliriz. Ama küçük olacak. Bu zaten ne? 10 üzeri eksi 1 olduğu için 0,9 olacak. Bundan büyük değil. Buna bakalım. Bu da sanki büyük gibi. Öyle mi? 1 çarpı 10 üzeri 0'dan bu 1 olur. 9 çarpı 10 üzeri eksi 3. Ne yapacağız? 3 0 değil mi? 0 0 9. Şöyle 1 2 3. Bu ne yapar? 1,009. Bundan büyük mü? Değil, değil mi? Demek ki bu da değilmiş. Bulduğumuz ilk kitapmış. Kitabı çıkartırsa valizini kabine alabiliyormuş. Evet, geldik diğer sorumuza. 0,000 işte 13 çarpı 10 üzeri a ifadesinin değeri 1000'den büyükmüş. Tamam. Buna göre a'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri. Bakalım. Şimdi buradakileri ne yapacağız? 1000'den büyük olması için şu sıfırları bir kaydıracağız, değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. Yani bu ifadeyi şöyle 0,0013 ifadesini bir ben kaçta çarparım? 10 üzeri 5 ile çarparım, değil mi? Neden? Çünkü 5 sıfır kaydı için virgülden sonra 5 basamak olduğu için çarparsam burası 13 olur. Değil mi? Ama bize 1000'den büyük olması gerektiği için ne yapacağız bunu? En küçük de sorduğu için ben bunu direkt 100 ile çarpsam ne olur bu? 1300 olur, değil mi? Yani ne yaptım burada? 10 üzeri 2 ile çarptım. 1300 oldu. Bu 1000'den büyük oldu. Demek ki bu ifadeyi 2, 5, 7 tane, yani a'yı 7 dersem, yani şu şekilde 13'ü 10 üzeri 7 ile çarparsam bu ne yapar?
binden büyük olur değil mi? Demek ki de A'nız kaçmış? 7'ymiş. Anlaşıldı mı? Ne yapacağız? İlk başta virgülden kurtarmak için 10 üzeri 5'te çarpıyoruz. 10 üzeri 5'te çarpınca ne bulduk? 13 bulduk. Ama 1000'den de büyük olması için ne yapmamız lazım? 100 ile çarpmamız lazım. Çarparsak 1300 olur. Bize A kaç olabilir diye soruyor. A eğer 7 olursa ne yaparız? 1000'den büyük bir ifade elde etmiş oluruz. Geldik diğer sorumuza. Aşağıdaki ondalık gösterimlerden hangisinin çözümlenmiş biçiminde 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 ifadesi bulunur diyor. Şimdi eksi 3 neydi? Virgülden sağ taraftaki ifadelerdi değil mi? O zaman ne olması lazım? Şöyle olsun. Burası 10 üzeri eksi 1. Burası 10 üzeri eksi 2. Burası 10 üzeri eksi 3'tü. Demek ki şu 3. ifadede 5 olsun ki 10 üzeri eksi 3. Burası 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 olsun. Bakacağız. Demek ki şıklardan bunu bulmaya çalışacağız. Virgülden sonra 3. ifadenin 5 olması gerekiyormuş. A şıkkına bakın. Tamam, hemen bulmuş olduk. Burasıymış demek ki değil mi? Burası eksi 1. Eksi 2. Burası eksi 3. kuvveti. Ve bunun katsayısı kaç? 5. Bizden istenen değer bu olabilirmiş. Diğerlerine bakarsak bu zaten 2 oluyor. Eğer 3 olması için burada 0 olması gerekiyor değil mi? Bu olmaz. Burada 2 var. Burada 2 var. Bu da olmaz. Demek ki cevabımız A şıkkıymış. Evet. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi bakalım. Sol tarafı bize 1672 çarpı 10 üzeri 18 vermiş. Sağ tarafı da 1,672 çarpı 10 üzeri 15 vermiş. Bu buna eşit mi ona bakalım. Şimdi bunun 3 basamak sağa kayabilmesi için yani virgülden kurtulabilmesi için bunu ne yapmamız lazım? 10 üzeri 3 ile çarpmamız lazım değil mi? Yani sağa kayacağız. Bunu kayabilmek için burası eksili ifadelerden oluşuyordu. 10 üzeri 3 ile çarpabilmek için burası 15 eksi 3'den 12 oldu. Yani bunun buna eşit olabilmesi için 1672 bu ifade buna eşit olabilir. Tamam mı? 18'e eşit olur mu? Hayır olmaz. Demek ki bu buna eşit demiş. Ya da şu şekilde yapabilirsiniz. Mesela böyle anlamadınız. Hani virgül kaydırmayı anlamadım hocam dediniz. Ne yapacağız? 1,672 çarpı 10 üzeri 15'i de şöyle yazalım. 1672 kaç? 3 sıfır var değil mi? Virgülden sonra 1, 2, 3. Bu buna eşit. Bu şey değil mi? Onun 3. kuvveti. Onun 3. kuvveti 10 üzeri 15. Burada bunlar tabanları aynı. Bunu üste atmak için 1672 çarpı ne yaparım? Payın üstünden, paydan üstünü çıkartırım. 15 eksi 3'ten burası 10 üzeri 12 olur. Değil mi? Bakın bu şekilde de görebilirsiniz. Yani eğer şu kaydırmalı şekilde anlamadıysanız böyle de görebilirsiniz. Demek ki bu buna eşit değilmiş değil mi? Ne yapıyoruz yani şimdi? Tekrar bir bakalım. Kaydırarak yapalım. Çünkü böyle çok uzun olabilir. Ne yapıyoruz? Şimdi bize kalem tamam. Kaydıracağız değil mi? Sağa doğru kaydıracağız. 3 basamak gideceğimiz için bunu ne yapacağız? 3 azaltacağız. Değil mi? 12 olacakmış burası. Anlaşıldı değil mi? Şimdi daha iyi gördünüz. Buna bakınca ve bir de bu ikinci yoldan da çözünce ne demek istediğimi daha iyi anladınız. 5 şıkkına geçelim. Ne diyor? 16,72 çarpı 10 üzeri 18 eşittir 167,2 çarpı 10 üzeri 17'ymiş. Şimdi ne yapalım? Bunu buna çevirmeye çalışalım. Bunu buna çevirirsek 1 virgül kayıyoruz değil mi? Bakın. Kayarsak bu ne olur? Üstü, onun üstü bir tane azalır. Neden? Çünkü 10'la çarpacağım ben bunu. Değil mi? 17 olacak. 10'la çarpacağım ki bu 1,0 yani virgülü kaydırabileyim. Anladınız? Demek ki bu buna bu sefer eşit oluyormuş. Bizden istenen buymuş. Diğerlerine de bakalım. Hani neden şey olduğunu görün. Şimdi bunu buna çevirebilmek için, döndürebilmem için ne oluyordu? 1, kaydırıyordum. Bu ne oluyordu? Kuvveti azalıyordu. Biraz oluyordu. 14 olması lazım. 16 demiş. Bu yanlış. Değil mi? Buna bakalım. Ne yapacağız? 3 tane virgül kaydıracağız. Kaydırırsak ne olur? Onun kuvveti 3 azalır. 167,2 çarpı 10 üzeri 11 olur. Ama burada 17 demiş. Demek ki bu da yanlış. Bizim cevabımız B şıkkıymış. Anlaşıldı mı? Evet.
Böyle de yapabilirsiniz. Böyle bu şekilde çevirerek de hangisini daha iyi anlarsınız, o şekilde çözebilirsiniz. Geldik diğer sorumuza. Sayısının bilimsel gösterimi A çarpı 10 üzeri n'dir. Buna göre A çarpı n'yi kaçtır diye soruyor. Bunu nasıl yapıyorduk? Şunu yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 0 var. 6, 7, 8. Bir de 2 var değil mi? Şimdi bunu bu hale çevirebilmek için ne yapacağız? Virgülden kurtarmak için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 basamak kaydıracağız. Yani onun kuvvetini eksi 9 olacak değil mi? Çünkü neden virgüllü ifade eksi 9'muş yani? Ne demiştik? Virgülden sonra onun eksili kuvvetleri oluyordu. O yüzden 9 basamakta olduğu için eksi 9 diye yazdık. E çarpı burada 2 olduğu için başına da 2 yazarız. Bu buna eşitmiş. Değil mi? O zaman buradan a'yı biz en tabi bu 2 değil. 2 nereden çıktı acaba? Evet. A 2'ye eşitmiş. N de buna eşit olması gerekiyor değil mi? Bunların eşit olması için. N de eksi 9'a eşitmiş. Bize bu ikisinin çarpımını sormuş. 2 çarpı eksi 9'dan bu da eksi 18 olur. Anlaşıldı mı? Bu da böyle bir soruydu. Şimdi geldik son sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi bir sayının bilimsel gösterimidir diye soruyor. Bilimsel gösterimde ne vardı? Sol taraf, yani şu taraf, bu çarpımın sol tarafı ne olması gerekiyordu? 1 ile 10 arası bir değer alması gerekiyordu değil mi? Bilimsel gösterim olabilmesi için. Şimdi bu özelliği sağlayan ifadeye bakacağız. Onu bulmaya çalışacağız. 1 ile 10 arası. Ne var burada? 3,4 var değil mi? Diğerlerine de bakalım. Bu 1 ile 10 arasında mı? Şu arada olması gerekiyor. Hayır, birden küçük. Buna bakalım. Bu da birden küçük. Şunlar elendi. Bu da 10'dan büyük olduğu için bu da olamıyordu. Demek ki bizim cevabımız neymiş? A şıkkıymış. 3,4 çarpı 10 üzeri 9 bir bilimsel gösterimini ifadeymiş. Evet arkadaşlar, bilimsel gösterimle ilgili sorularda bu kadardı. Umarım anlaşılmıştır. Artık diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.